Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bir mamayı nasıl kızıştırıcı hale getiririz bundan bahsedeceğim. Bundan önce bir dikkat etmeniz bir gereken püf noktalar var. Onlardan bahsedeyim sizlere. Kesinlikle yavrusu yumurtası olan çiftlerimizde bu malzemeleri kullanmıyoruz. Şu çiftimiz mesela çiftleşmiyor. Onları da kullanabiliriz. Bir sıkıntı yok. Siz de yavrulamaya, yumurta yapmayan kuşlarınızda bu dediklerimi kullanabilirsiniz. Ben şu an bir mama tarifi vermeyeceğim. Sadece içine neler katabilirsiniz kızışmalar için bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle göstereyim. Bu keçi boynuzu tozu arkadaşlar. Bunu mamanın üstüne az miktarda serperseniz mamanızda kızıştırıcı etki yaratır. Şimdi sizlerle birlikte şurada eş tutmasını istediğimiz diyelim. O kuşlarımızın mamalığına döküyorum. Şöyle göz kararı yemeğe karabiber eker, tuzu eker gibi. Şöyle tutayım. Siz de görün. Bakalım nasıl tepki verecekler. Siz de benim kadar merak ediyorsunuzdur. Hoş ben biliyorum nasıl tepki vereceklerini ama. Bakın tüydeki erkek kuşumuz hemen gitti mamalın başına. Şu an ben varım, pek rahat hareket edemiyorlar. Yeni yeme düşmüşten biraz büyük dişi kuşumuz da gitti. O yiyor. Şovlar pek oralı olmadı şimdilik. Ben biraz uzaklaşayım. Onlar için daha iyi olacak gibi. Bu sırada ben de diğer malzememizden bahsedeyim. Bu keçi boynuzu tozunu mamanın üstüne döktük. Ama bir malzememiz daha var. Bunu mamanın üstüne değil, ben mamanın içine katıyorum arkadaşlar. Bunu tepsine veriyorum. Çok sıkıntı olmuyor. Tarçın. Faydalı, hem de mamaya çok güzel bir koku veriyor. Hem de kuşların mama yemesini arttırdığını gözlemledim ben. Keçi boynuzu ama çok kuvvetli. Öyle her çiftinize vermeyin. Sadece yavrusu yumurtası olmayan, yumurtaları boş çıkan çiftlerinize verebilirsiniz. Şöyle göstereyim size mamayla nasıl yediklerini. Şov dişimiz de geldi. Şu an dişiler bir ağırlıkta yani. Erkekler pek ilgili değil ama. Zaten erkekler tüy de gariplerim. Tüyde olan kuşların canı biraz sıkkın oluyor tabi. İştahları falan pek yerinde olmayabiliyor. Bakın aynı mama. Burada kızıştırıcı olmayanını, yumurtalı çiftimiz burada kızıştırıcılı olanını diğer çiftimiz yiyor yani. Sıkıntı yok. Bu arada bu mamaya havuç katmadım. Havuç da katarsam çok abartı kızıştırıcı olur. Havuç da kuşları kızıştırmaya faydalı. Ama bir keçi boynuzu kadar değil. Keçi boynuzu koyduktan sonra çok kızıştırıcı malzeme eklemeyin. Öyle Nijer tohumudur falandır filandır. Bu yeterli olur çünkü. Markası da önemli değil yani. Siz hangisini tercih ederseniz onu kullanın. Ben bu markayı aldım. Bunu kullanıyorum. Hani fiyat performans öncelik benim için. Ben belki daha ucuza, daha pahalıya da bulabilirsiniz. Bugün kuşlarımız biraz tüy zamanı olduğu için şöyle göstereyim. Nazlılar arkadaşlar. O yüzden bugünlük kapanışı bu şekilde yapalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.